Merhaba sevgili dostlar, yine birlikteyiz ve size sevgili dostlar dedim ama bugünkü konuğum öyle bir dostum ki sanki ben doğduktan bir süre sonra doğmuş, ben koşmuşum. Aa bak kardeşim geldi dedi. Gerçekten o yakınlıkta ...ve sevgili Ali Kocatepe'yi nasıl tanıtayım... ...müzisyen... ...müzisyen müzik çalar... ...şarkıyı söyler... ...o şarkıyı bestelemiştir kendisi... ...ondan sonra... E, ...bir ne bileyim dergi çıkarır... Gazete de görev yapar şunlar bunlar... ...ama bir de bir yanı var ki... ...bir gün... ...ben maç anlatırken bir döndüm yanıma... ...Ali Kocatepe benimle beraber maç anlatıyor... ...ve bir... ...büyük maç... O zamanlar Polonya bizi buldu mu 5, 6, 7, 8 atar ve o Polonya, biz Polonya'yı yeniyoruz. Muhteşem bir maç, muhteşem bir gol. Ama ben gol diye bağıramadım diye ağlayacağım. Çünkü sırayla anlatıyoruz 5 dakika o 5 dakika ben ve Ali Kocatepe yeni spikerlik adımını atmış çıkmış. Uğurlu gelmiş takımımıza. Gol demiş Polonya maçında ama öyle de zarif, öyle de Saygı dolu bir insan ki Ali Kocatepe bilenler tanıyanlar çok iyi bilir. Döndü dedi ki bu büyük golü, bu güzel golü bir de ustamız Halit abi'den dinleyin dedi bana döndü. Hayatımda yapılmış en büyük iltifatlardan biriydi. Bir daha teşekkür ediyorum yıllar Estağfurullah. sonra. Estağfurullah Adet abi sen bizim... Utanmıyorsun koskoca abim <laughs> varken orada golü sen anlasın. E, Şansıma denk geldi ama ustamız varken bize söz düşmez. Ali'ciğim şimdi sen... İzmir'de mi doğdun? İzmir'de. İzmir'de, İzmir'de doğdun. doğdun. Peki futbol bir aşk bu program. Futbola aşık olmadan önce sen benim bildiğim kadarıyla şarkıya, müziğe aşık oldun. Yanılıyor muyum yoksa? İki aşk da aynı dönemde başladı. Öyle Çocuk, mi? çocuktum e, ama müziği nasıl yapacaktım? E, bulabildiğim enstrüman darbukaydı. Darbuka çalardım. Evdeki aile toplantılarında etrafta bir aileden örnek aldın ya da e, ne bileyim onun Teyzemin oğlu çok ha. güzel mandolin ha. çalardı. Onu görerek. Ama aile hafta sonları toplandığında, cumartesi geceleri televizyon yok bir şey yok. E, muhabbet, e, yemek yeniyor. Aile konseri. İçki içiliyor, <laughs> şarkılar söyleniyor. Gayet güzel bir şekilde bütün e, teyzeler, dayılar, e, çocuklar, kuzenler falan hep beraber o şarkılar söylenirken müzik aşkım başlamıştı. Ne güzel Türk sanat müziğinden, halk müziğimizden. Ve büyükler diyordu ki hadi Ali bakalım yavrum hadi bakayım teyzelere amcalara söyle bakalım şu şarkıyı. Ben, ben onlara eşlik ederdim. O <laughs> zaman öyle sesim güzel falan diye öne çıkmak ortalıkta dolanma dur gibi bir durum söz konusu değildi. Ama müzik aşkı öyle başladı. Bir de Alsancak'ta Altay'ın lokalinin bulunduğu, Altay kahvesinin bulunduğu, Altay'ın merkezinin bulunduğu Alsancak'ta doğmuştum. Orada büyümüştüm. Ve dolayısıyla e, Altay e, taraftarı olarak da kendimi hissetmiştim. Ama onun arkasından e, Metin Oktay ve Turgay Şeren'le başlayan Galatasaray aşkı beni e, hem İzmir'de Altaylı hem de Türkiye'de Galatasaraylı yaptı bilirsiniz. Herkesin hem mahalli bir takımı vardır hem de e, üç büyüklerden biri diyorum Trabzon'dan önce çünkü çocukluğumuzda Trabzon'da yoktu. Evet. Ee, onların İzmirli, aşkı vardır İzmirliler zaten İzmir takımlarından birini tutar Bir yanda da İstanbul'un Üç büyüklerinden birinin Sempatizanı evet. olurlardı O zamandan gelen Ama hemen şuna parantez açayım İzmir'den ayrıldıktan sonra e, Gönlümde bütün İzmir takımlarının Aşkını taşıdım ve hala Göztepe'nin, Karşıyaka'nın, Altınordu'nun İzmirspor'un, Spor'un, Altay'ın Başarısı için e, Yüreğim çarpar e, ve onların e, Galip geldiklerini duyunca hep sevinirim. Aynen niye? Çünkü babam İzmir'le ticaret yapardı. Fakat daha önemlisi ben ticaret yapmadım İzmir'le. Gerçekten o zaman futbol aşkı vardı ama onun yanında İzmir'le de bir aşk oldu ve eşim izimli. Yani ben İzmir'in damadı olarak gerçekten bir başka olay sevgili dostlar. Futbol, futbol diyoruz. Türkiye'de futbol İzmir'de başladı ve bugün bizim en büyük ligimizde İzmir'in temsilcisi yok. yok ben futbol spikerliği dönemde birçok büyük maçı, birçok büyük golü İzmir takımlarının attığı goller olarak anlatmıştım. Yani ona her zaman üzülüyorum. Şimdi senin müzik olduğu, müziğin yanında futbol de gazete, dergi e, lise öğrencisiyken e, İzmir'de Yeni Asır Gazetesi'nde müzik sayfası hazırlamaya başlamıştım. <laughs> İzmir Radyosu'nda program hazırlamaya başlamıştım. Sonra prodüktörlük sınavına katıldım ve e, kazandım prodüktör oldum. E, yani birbirine paralel giden mesleklerim oldu. Ama hadi tabii hayattaki en büyük mutluluğum şu. Bunlar hepsi benim çocukluğumda hobiydi müzik, ha. spor e, spikerliği, ilkokulda maç anlattırırdı öğretmeni <laughs> bana. E, ondan sonra gazetecilik olsun e, her türlü e, bu tür hobilerimin hepsi daha sonra benim mesleğim oldu. Ve evet. ben e, o işleri Seni yaparak yaşattın. hayatımı e, sürdürmeye başladım. Hala da öyle. Yani e, gerçekten bir insanın hobisinin mesleği olması kadar büyük bir mutluluk yok. Ama bugün Ali Koç'a Koca Tepe dendiği zaman... ...biraz futbol ya spor geride kalıyor. Aa o şarkı çok güzel... ...bu şey bu güzel... ...aa o Ali'nin yeni bestesi falan deniyor. Üstelik bir de... ...evlenip bir... E, ...müziğin güzel sesi... ...ve güzel yüzü olarak... ...bir Aysun Tepe ...yanında olunca... ...karı koca müzik daha ağır bastı o zaman. Öyle yani... E, ...hayatımızı müzikle kazanıyoruz. Aysun ve de kızın ilk yaz onların futbol aşkları var mı? Tabi tabi e, Aysun da Galatasaray'ın maçlarını kaçırmaz. Evet. E, i̇lk yaz da e, koyu bir Galatasaray taraftarı oldu ve o maçlara da gidiyor arkadaşlarıyla beraber. Yani evde bir Galatasaray rüzgarı esiyor. Var, evet. <laughs> Bu e, üçümüzde de e, var. Ben uzun zamandır maçlara gitmiyorum. E, arkadaşlarla oturup televizyonda seyretmek daha keyifli. Çünkü Niye? Çünkü... Niye? Çocukluğumda gittiğimde biz e, rekabet içinde olduğumuz takımların taraftarlarıyla da dostlarıyla beraber, da beraber birlikte seyrederdik. seyrederdik yani sen Fenerbahçe'lisin ben Galatasaraylıyım. Birbirimizi çok ince esprilerle e, kızdırmaya çalışırdık. Ama e, dostluğumuz, arkadaşlığımız ve o maçtaki sinerjimiz hep böyle olumluydu, pozitifti. Ee, şimdi millet birbirinin gözünü e, Ona çıkarıyor, çok başını yarıyor ve e, çekiniyorum o zek de kalmadı kötü tezahürat beni son derecede rahatsız ediyor. Bu yüzden evde arkadaşlarımızla seyretmek daha akıllı. Efendim şimdi ben, ben geçenlerde bir dostumla konuşuyordum. Futbol aşkı, futbol aşkı deyince haklısın dedi. Çünkü dedi Diğer aşklarda da bizim millet birbirini bıçaklıyor, öldürüyor. Futbol aşkında da öldürmeye başladı. Aşktan dolayı oluyor, futboldan dolayı olmuyor dedi. Yani onun için ona üzülüyoruz. Şimdi sevgili Ali hayata atıldın ama futbolu ben öyle kabul ediyorum. İkinci planda demiyorum fakat geçim yolun olarak ...müzik seni daha çok çekti. Evet. Orada yeteneklerin, güzel parçaların... ...yani hey gidi dünya hey diye ben... ...senin şarkılarını kendi kendime söylemişimdir mesela. Şimdi orada çok daha güzel anılarımız gelecek. Fakat Ali Kocatepe... ...müzikteki ismi kadar... ...futbolda çok uzun sürmediyse müzik yüzünden... ...yani spikerliğe devam edecektin... ...fakat sahneye çıkıp orada... Bayağı yani para kazanır durma. Bir de eşinle birlikte oldu. Evet Halit abi benim e, ses tellerim çok hassas. Maçları anlatırken yüksek sesle ve duruma göre Gol pozisyona göre evet e, sesinizi yükselttiğinizde, bağırdığınızda ben bağırdığım zaman sesim kısılıyor. Ha. Ve e, şarkı söylemem gereken, performans göstermem gereken bir şeyde e, ses tellerime çok dikkat etmem lazım. Doğru. Bu yüzden. İkisi birbirine çok ters oldu. Bir taraftan maç anlat, bir taraftan konsere çık veya stüdyoya gir. E, bu yüzden e, spikerlik olayını azalttım. sonunda da kestim. E, müzik hayatımda kaldı. Bir de şehirler arası başladı. İstanbul, tabii, Ankara, deplasmanlar. İzmir, Trabzon. Deplasmana gidiyoruz takımlar tabii, gibi. Tabii. Orada anlatıp ertesi gün bugünkü kadar böyle uçaklar falan tabii, çok tabii, yok. Tabii. Bu bakımdan onları yakından biliyorum. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. ...plaklar da yaptım da... ...hatta bir planım ben... ...beraber de yaptık. Galide. ...beraber plak yaptık başlarına böyle gayet tatlı... Hani ...hak deyimiyle matrak... ...sunuşlar koymuştuk... ...bunu böyle dinleyin falan diye... Bak ...çok iyi hatırlıyorum... E, ...Halit abinin en popüler olduğu... işte e, ...sunucu olarak da... ...zirvelerde dolaştığı dönem... ...ben de prodüktörlüğe başlamıştım... E, ...birçok sanatçı arkadaşımı lanse ediyorum... ...aklama bir fikir geldi... ...dedim ki hadi gazino bir numara diye... ...bir numara benim plak şirketimin adı... E, ...gazino bana. bir numara diye... bir ...plak, plak yapayım yaptık. dedim... ...alkış efektleri sanki gazinoda... ...Halit Kıvanç sunuculuk yapıyor birçok solisti sunuyor. Onlar da çıkıp birer şarkı söylüyorlar. Öyle anlattık. Yani, e, Nüket Duru'ya bile nereden sevdiğim o zalim kadını adlı şarkıyı o plakta okuttum. Sen <laughs> Nüket Duru'yu sundun. <laughs> Nebahat Çehre, Büklüm Büklüm adlı Sezen Aksu bestesini Bugün okudu. Bugün şimdi padişah annesi. Evet, Nebahat Çehre'ye bile ilk defa şarkı söyledik o gazino, bir numara gazino. <laughs> Ve sevgili rahmetli İsmail Gülgeç, ...çizmişti kapağını. Evet. Ee, hepinizin karikatürlerini... ...bütün katılan evet. sanatçıların çizdiği... ...çok güzel böyle bir kapak hazırladık. En yukarıda da Halit Kıvanç ellerini açmış. Hepsini <laughs> kucaklıyor. Ben aslında... ...o plağı da bugün dijital ortamda... ...CD'ye basıp çıkarmak istiyorum. Fakat Kültür Bakanlığı'nın... ...bazı getirdiği... ...zorluklar nedeniyle ki biz... ...eski yapımcılar bunları bir türlü aşamadık. O albümleri... Pratik bir biçimde çıkarma şansımız olmuyor. Böyle bir sıkıntımız var ama inşallah o birlikte çalışmamızı da e, yayınlayacağım. Futbol şeyleri, de. futbol plakları da falan da düşündük. E, benim e, speaker, futbol spikeri olarak yaptığım bir 45'lik plak vardı. 1900 galiba 68-69 sezonundaki e, lig boyunca önemli maçları, her takımın birer maçındaki birer golünü daha sonra stüdyoya girerek evet. sanki o an anlatıyormuşum gibi evet. anlattım ve benim altın goller diye de böyle bir değişik filan var. Onu da biliyorum. <laughs> Şimdi şöyle bir şey. İzmir'de bir grup grup demin de bir organizasyon bap B A B Bülent Gül, Bülent Özveren 2 B A da Ali Kocatepe organizasyonlar yapıyorlar. Şimdi Ali askere gitmiş. Deniz askeri, deniz subayı olacak ve orada demişler ki madem sen bu kadar müzisyensin bir de organizasyon yapalım. Kalktık gittik. Eksik İskenderun olma İskenderun'da değil mi? Ama birçok sanatçı da geldi. Kamur Anakoy vardı, Sibel Egemen vardı. İskender falan, ee, falan. bir İskender de Doğan, Ertan Anapa rahmetli Funda'yla evet. beraber gelmişti. Ee, sen de sağ ol eksik olma geldin o gün orada İskenderun'da da bizim orada, moral orada, gecesinde. Ama muhteşem bir moral ve Nasıl zarif bir kalabalık. Zarif sözcüğünü şunun için kullanıyorum hani asker kışlada gibi bir toplantı diyeceksiniz. O kadar zarif, o kadar tatlı bir konserdi. Sivil olarak gelen konuklar falan ya böyle konser görmedik dedilerdi hiç. Fakat çok ama biraz önce sözünü ettiğim BAP organizasyonuna Bülent Ali ve Bülent olarak biz e, Seni ve 18 sanatçıyı Antalya'ya götürmüştük. Evet. Antalya'daki ya da Türkiye'deki ilk Büyük, büyük müzik şöleni. 1970'lerin başı 71 zannediyorum. O zaman e, hatırlıyorum da eksik olma o organizasyonda bize öyle bir abilik yaptın ki. Ama çok büyük bir olaydı. Çok büyük ve Türkiye'de ilk defa oluyor bir böyle şey bir olay. Bir şey düzelteyim mi? 18 değil. 19. 19 sanatçı. Kendini saymıyorsun <laughs> çünkü bu. O zaman orada da oldu. 18 sanatçıydı ben. Anons edecekler mi yazmışım 19 geldik arandık arandık tabii kendiniz <laughs> sanmıyorsun kendini ben şarkı söylemediğim için ben 20 <laughs> demiyorum 19 diyorum ve orada uçağı kaçırmış bir şey olmuş karadan gelmişti Nur içinde yazsın Tanju Okan, Tanju Okan. ve alfabetik sırayla çıkılıyor A B C D gibi evet. T sonlarda Tanju Okan sabaha karşı üçe çeyrek kala. Ama içki de çok Şimdi o akşam. Şimdi Nur içinde yatsın. Biraz yol yorgunuydu diyelim. Çıktı ve geldi. Müsaade ederseniz oturacağım dedi. Biliyor musunuz ki? Ben saati yanlış söyleyebilirim. Belki ikiye çeyrek vardı. iki çeyrek geçiyordu. Ama oradan sabah dörtte ayrıldı insanlar. Bir saatten fazla. En ufak bir aksaklık yok. Muhteşem bir konser. Muhteşemdi. Ve onun dışında da saygıyla rahmetlandığımız birçok değerli insanlar. Fakat sürprizlerimiz de çok oldu. Şimdi tekrar dönelim futbola. Sen yumuşak, tatlı bir insansın. Kavgayı seven insan değilsin. Kendi kendinle kavga edersin ama sahneye çıktığın zaman, mikrofon başına geçtiğin zaman gayet tatlı. Şimdi diyorum ki futbol aşkı seni futbol sinirliliğine götürüyor mu? Seyrediyorsun. Galatasaraylısın ve öyle bir top ki dokunsa böyle parmağını vursa gol olacak. Geliyor şut çekim diyor. Kenara diyor gidiyor. Kızar mı kızsın o sırada sporcuya? Gelip, tepkilerin nedir? Şimdi hayatta her şey olur. Ee, dünyanın en büyük futbolcuları da e Önündeki topa şöyle bir ayağını uzatsa, dokunsa gol yapacak. Belki takımını şampiyon yapacak ya Tabii da canım, dünya, dünya şampiyonu yıldızları, yıldızları kaçırıyor gol. Bunları kaçırıyorlar. Ya da dünyanın en iyi kalecisi bacaklarının arasından topu kaçırıyor ve gol yiyor. Yani bir şarkıcı da dünyanın en iyi şarkıcısı olsun... ...sahnedeyken birdenbire boğazına bir şey kaçıp o an susabilir. Yani hayatta her şey olur. Bu yüzden... E, kendini kanıtlamış bir futbolcuya e, sorumluluğunu bilen çıkmış orada bütün maç boyunca ter dökmüş bir futbolcuya lanet olsun niye kaçırdın diye küfretmenin e, söylenmenin alemi yok. Adam duymayacak zaten. <laughs> <adam oraya gayet gülüyor> <Alemi yok. gülüyor> Fakat e, bazı teknik direktörler biz hepimiz bir teknik direktörüz maç seyrederken. Hepimizin bir fikri var. E, bazen 20 kişi birlikte maç seyrediyoruz ve 20 kişi farklı takımlardan da olabilir ama hepimiz aynı fikir etrafında toplanıyoruz. Ya niye bu takımı böyle oynatıyor? Niye şöyle oynatmıyor? Ya da niye bunu değiştirdi? Daha güzeli var Alicim. Şimdi topa vurmuş. En azından mahallede vurmuşuz, çocuklukta vurmuşuz. Ama şöyle bir şey var. Adam orada Türkiye'nin en büyük futbolcularından biri geliyor. Şöyle vurması lazım böyle vuruyor. O adam onu isteyerek değil, ayağından da kaymış olabilir bilmiyoruz ayakkabı sıktı bilmem ne oldu şu oldu bu oldu. Şimdi tribünde ona edilen sövgiyle durum değişmeyecek ki senin sinirlerin artacak kendi kendine. Ya kaçırdı inşallah bundan sonra kendi kaçırmaz diyebilmek kendi kendine yumuşak olarak seyredebilmek. Benim bu nevi bazı yakınlarım var. Sen bir söylüyorum. Adam hani neredeyse cenazede bilmem dua okur gibi diyeceksiniz. Durup bakıyor düzelir falan diyor kendisine. Ve doğru çıktığı, haklı çıktığı durumlarda var. Şimdi futbol seni bir aşk olarak çekmiş ama müzik biraz daha sonra futbolla müziği de birleştirmişin. Fakat e, gerektiği yerde bazı ukalalık demeyeyim de tenkitlerde. Yani tanıdığın hepsinden dostluğum var. Söyler misin yoksa ya çocuğa ayıp olur şimdi diye içine mi atarsın? Çok yakın arkadaşın oldun ya o maçta o topu sağa diye sola versen goldü diye o tartışmaya girer misin? Ee, pek girmem ama e, eleştirileriniz varsa bunu ortaya rahatlıkla e, söyleyebiliriz, söyleyebilmeliyiz. Yani e, fanatik taraflarımızı da bir tarafa bırakıp doğru değerlendirmeler yapıp aslında aklımızdan geçeni... Fikrimizi. Herkes her türlü şekilde bir fikir sahibi. Ve bu fikirleri niye içimizde saklayalım? Niye korkalım ya da açıklamayalım? Herkesin fikrine karşı saygılı olmak Peki, durumundayız. Peki Galatasaraylı Ali Kocatepe'ye bir değişik soru. Galatasaray bir maç oynuyor. Kötü oynuyor ve gol yiyor. Bir tane yedi, bir daha yedi. Bu karşısındaki takım, Fenerbahçe karşısındaki takım bir İzmir takımı, bir Ankara takımı hatta lig puantajında aşağıda 12. 13. 15. sırada üzüntün ya da sevincin farklı olur mu? Yani Galatasaray-Fenerbahçe maçında 3-0 yenilik durama düşmekle bir Herhangi bir benim Sakaryaspor, Bursaspor maçında 3-0'lık duruma düşme farklı mıdır ile Ali'de? Mağlubiyet mağlubiyettir ama bir de ezeli rekabetin içinde e, en çok çekiş, çekiştiğiniz takım hangisidir? Fenerbahçe, evet. Galatasaray rekabeti evet. var. Rekabeti var. Özellikle e, tabii ki bir Fenerli için Galatasaray'ı bir Galatasaraylı için Fenerbahçe'yi yenme, kazanma duygusu diğer maçlardakinin üzerinde bir duygu. Bunu yaşattıkları zaman size e, haliyle diğerlerinden daha fazla mutlu oluyorsunuz. Yabancı maçlarda peki Beşiktaş oynuyor. Ben Türk i̇şte, takımlarını tutarım. Hiç o rekabetin ha işte içine yani girmem. Ben senden aynı. Hiç Kalbim, ben o sırada tabii, ben Beşiktaşlıyım. Galatasaraylı Galatasaraylı, tabii. Fenerse Fenerli. Çok mutlu oluyorum o zaman. Fener kazansın, Beşiktaş, Trabzon kazansın. Niye Hangisi biliyor musun? kazanırsa kazansın. O maçın sonucu gazetelerde yazılacak. Hangi gazetelerde? Bütün dünya gazetelerinde veya tesadüfen televizyonda. Adamlar seyrederken biz seyrederken Avrupa başlarını birçokları bak ya İngilizler ne yapıyor bak ya Brezilya takımına bak. Onun gibi Türk takımına bak. Türk milletler ne yapıyor diye. Belki Türkiye'ye kazandıracakları puanla ha. belki bizim takımımız öbür sene UEFA'ya e, girme şansı yakalayacak. Yani Türkiye'ye faydası var olayın onun için milli maçların havasını taşıyan Avrupa maçlarında Türk takımlarının mutlaka arkasında olmalıyız. İçerideki rekabeti unutmalıyız. i̇çerideki rekabette Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya diğerleri birbirinden istediği gibi ses, istediği gibi değil. Efendi gibi. Hanımefendi gibi seslen hanımefendiyi de katıyorum artık çünkü hanımlarımızı maça getirelim dedik. Onlar da erkeklere uyup bağırmaya başladılar. Ali Kocatepe yazar demiştim senin dergi gazete e profesyonel gazeteciliğim var. Ee, Türkiye'nin en çok satan en önemli dergilerinden birinin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptım 8 sene boyunca. Evet. Yani bu yüzden profesyonel gazeteciliğim var. Ayrıca ilk gençlik yıllarımdan beri e, köşeler gazete köşesinde yazım da çıkar. Hala Ama e, ben ne yalan ediyorum. söyleyeyim şurada 500 niye 500, 500, 6, 570 570 <laughs> boş sayfayı da sayarsak 570 sayfalık hey gidi dünyayı nasıldı söyle bakayım. Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı, adımlarınızı. Elbet bir gün mutluluktan yana alırız, alırız payımızı, payımızı. <laughs> diye devam ederdi. Anılarla piştim şimdi demleniyorum demiş Ali Kocatepe ve ve ben bir çırpıda okudum demeyeceğim çünkü Eşim birbirim benden önce aldığı ver sevgili Ali'nin dedi ve bitirdiği anda döndü bravo Ali'ye dedi bu kadar güzel olabilir. Ama ben aldığım zaman ben onun gibi hızlı okuyamadım. Kendimi bulduğum yerlerde durdum orada durdum düşündüm düşündüm bir daha yaşadım onları. Ali gerçekten... Fakat bu nasıl ne kadar sürdü bunu yazmak? Halit abi elimde e, arşivimde birikmiş yazılarım anılarım vardı. E, ama e, onları bir araya getirmek toparlamak Tabii. eksik olanları yazmak e, evvelki yaz sıkı sıkı dört ayımı aldı. Ondan sonra çeşitli aralıklarla e, toparlamaya devam ettim. Bir de 500'e yakın fotoğraf kullandım bu kitapta. E, o fotoğraflarla e, kitap daha rahat takip ediliyor, okunuyor. Ha bir, bir şey daha yaptık. Ee, özel CD hediyesi e, hediyemiz var. Benim kaç bestem var diye rakam sorsam. E, yani 300'ün ya, üzerinde bestem 300 ve sözüm var. 300'ün üzerinde sevgili dostlar, 300'ün üzerinde 300 bir değil, iki değil, <laughs> üç önüne de sıfırları koyuyorsunuz. 300 beste. Onlardan kendi yorumladıklarım içinde Best Of olarak toparladıklarımı 19 şarkılık bir CD halinde ha işte. bu kitapla beraber Armağan olarak verdik. İşte bir 15 bir aydır piyasada ve oldukça da iyi gidiyor, beğenildi. Teşekkür ediyorum. Aynı anda o gün bir yerdesin ama televizyonda aynı anda ikisi de işte saat 19'da 20'de büyük bir futbol maçı var. Senin de ilgilendiğin. Ama aynı anda büyük bir konser var. Senin eserlerini belki çalacaklar. Bir tanesini banda alırsın. iki saat sonra seyredersin veya dinlersin. Hangisini anında dinlersin? hangisini e, Futbol maçını canlı e, izlemeyi tercih ederim. Müziği biraz sonra Tabii, da olur. Tabii müziği <laughs> istediğim an dinleyebilirim. Ya da çok önemli bir e, dizidir, filmdir, şudur budur. Ama e, maçın sonucunu bildikten sonra... Ee, zevkle seyredemiyorum onu. Ee, ha, yani o sonunu bildiğim maç 3-1 bitmiş, 4-2 bitmiş. O i̇ster maçı... kazanmış olalım, ha, ister işte. kaybetmiş olalım. Zaten kaybetmişsek e, içinden gelmiyor. Kazanmışsak da o heyecanı yaşamak istiyor insan. Müziği daha rahat, Tabii huzurlu müziği, dinlemek. Ayaklarımı ha. uzatırım, dingin bir vaziyette pauzeye basarım, durdururum. Ha. Gider bir kahvemi alırım içerden, Tekrar gelirim, ayağımı uzatıp onu dinlerim, izlerim. Ee, onun için futbolda anında can evet, canlı Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Bir güzelliği şu anda tekrar yaşamak istiyorum İzmir'de. İzmir'de Alsancak Stadı, o büyük stadyum, Atak Stadı yapılmadan önce maçların hepsinde oraya giderdik. Orada görürdük, orada anlatırdık. Ve bir gece maç yok orada. Türkiye'nin en büyük sanatçıları oraya gelmişler. Muhteşem bir o zamanki deyimle hafif batı müziği konseri. Ve 30 bin 40 bin yani çünkü kaleler falan kaldırmış sahanın içi de seyirci dinleyici dolu. acizane de çağırmışlar Halit abi diye ben de onun takdimci miydim o zaman sunucu değil tabii takdimcisi Taktimci. olmuşum. <laughs> ve konserde 20'ye yakın hepsi büyük isim ve o arada Ali geldi yanıma eğildi elinde de bir ufak bir kağıt valla şu kadarcık bir kağıt şöyle yani. Üstünde de isim bir, bir, isim bir soyadı yazılı. Halit abi İzmir'le bir kız dedi. Müthiş bir şey. Harika çocuk dedi. Müthiş dedi. Muhteşem dedi. Bir parça söyleteceğiz. Kendi bestesi dedi. Alecim dedim tabii ama dedim sanatçıların isimlerinin büyüklüğüne bak. Kalabalık içerisi ara veril müzik devam ediyor. Ara verdiğin sırada yanındakinden konuşamıyorsun. Çünkü halk birbirinden konuşmaya başlıyor filan Bunların arasında çocuk dedim harcanır. Halit abi inan bana dedi. Kağıdı uzattı. Peki dedim ben de. Çünkü yani ben çocuk harcanmaz. Görmedim. Tanımıyorum. Biraz sonra şöyle döndüm kapının orada. Hakikaten ufacık tefecik <laughs> ama içi dolu müzikçik sanat <laughs> falan. Ve çıktım ve kağıda bakmak çok ayıptır ama şöyle göz ucundan son bir defa baktım. Kağıdı cebime koydum. Çıktım yürüdüm. Şimdi dedim İzmirli bir hemşehriniz geliyor. Küçücük bir kız bilmem ne. Halk beni dinliyor ama bir yandan yanındakilerle konuşarak dinliyor. Evet bakın sizi şeye davet ediyorum. işte falan dedim karşınızda. Adını soyadını söyledim. Kız çıktı. Herkes birazdan konuşuyor. Kaç saniye? Dakika değil. Vallahi ben 30 25 filan diyeceğim. 20-25 saniye sonra susma başladı. 40. 50. saniye dakika dolmadan çıt yok. Herkes böyle. Ama 3 dakika 4 dakika sonra şarkı bittiğinde alkış bitmiyor. O kızın adı Sezen'di. Soyadı Aksu. <laughs> Sezen Aksu'nun ilk çıkışıydı. O bu eseri yaratandı. Ben de takdim eden sunan <laughs> her zaman bunu biz hatırlatıyoruz. Son defa Sezen dedi ki Halit abi dedi bunu kullanabilirsiniz de tarih söylememek şartıyla. <laughs> çünkü artık dedi söylenmeyecek tarihlere geliyoruz dedi ki halbuki yine aynı gençlik içinde Sezen Aksu'ya da sevgiler. Ali'cim şimdi bu kadar şey yaptın diyorsun ki çok güzel şeyler yaptım mutluyum ama Sevgili Aysun'la mutlu bir yuvanız. İlk yaz ne durumda? Üniversite son sınıfta, bu sene sinema-televizyon bölümünü ha. bitiriyor. Bu <laughs> daha düşmez yavrum. <laughs> Ayrıca inşallah televizyonlarda da bir takım dizilerde ya da tiyatrolarda i̇nşallah. rolleri de olacak, yazıyor da bir takım şeyleri. Peki sen, ben kaç yaşına gelirsem geleyim bu futbol aşkım sevgim devam edecek ama. Müzik aşkım iş olarak da devam edecek diyebiliyor musun? E Yaşadın şimdi, 89 yaşına geldin. Her şey de yolunda gidiyor. Ama o halimde gözüm görmüyorsa çağırır birine söyler nota yazdırırım. Devam edeceğim yani diyorsun ee, değil mi? Sağlığımız yerinde olsun. Ee, kafa sağlığımız yerinde olsun. Ee, besteler herhalde ölünceye kadar sözler besteler devam edecek. Sahneye çıkacak e, gücümüz olduğu zaman içinde de Aysun da ben de hiç vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Çünkü sürekli konsept yaratıyoruz. Ve verdiğimiz konserler her dönem bir öncekinden daha başarılı işler yapıyoruz. Şimdi sen verdiğin konser değil, verdiğin elinle el ele efendim diyoruz ki şimdi biz sevgili Ali ile beraber hey gide dünya hey. Ama yarınki yeni güzel dünyalarda yaşayanlara sesleniyoruz o zaman. Her şeyi unutsanız bile kalan eserler, Ali Kocatepe'nin şarkıları her yerde duyulmaya devam edecek. İnşallah, inşallah. Bir sanatçı için en büyük mutluluk şarkılarının ölümsüz olması, e, klasikleşmesi. Şükürler olsun Hey Gidi Dünya Hey'in dışında, e, Melankoli gibi, Ben Sana Vurgunum gibi, Benim Meskenim Dağlardır Dağlar, Küçük Bir Aşk Masalı, Çocuklar Gibi adlı şarkılarım e, heya mola, dönme dolap bunlar. Futbol bir aşk. Evet. Müzik. Sanat bir aşk, müzik bir aşk. Efendim sizlere seslenmek en büyük aşkımız. Haftaya yine birlikte oluncaya kadar yüzümüz hep gülsün. Çok teşekkürler sevgili adım. Sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. kalın. böyle düşünerek adın, adımlarınızı... düşünerek adımlarınızı evet. bir gün mutluluktan yana alırız bayımızı Bir kuş gibi hür olsam Day 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 day